Bloomberg GT ekranlarında 60 dakikaya hoş geldiniz. 60 dakikada bugün Türkiye için önemli bir gelişmeyle başlayacağız ki Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamit Han görevine başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da törene katıldı. Bugün Abdülhamit Han gemimizi Mavi Vatan'a, yeni sondaj rotamız Akdeniz'e yolcu ediyoruz. Abdülhamit Han gemimizi ya Allah Bismillah diyerek Gazi Paşa'nın 55 kilometre açığındaki Yörükler Bir Kuyusu'na uğurlayacağız. Yörükler Bir Kuyusu, Doğu Akdeniz'deki kapsamlı iş planımızın ilk adımıdır. Milletimizin duası Abdülhamit Han sondaj gemimizde gece gündüz ter dökerek arama yapacak arkadaşlarımızla birlikte olacaktır. İnşallah sizlerden de hayırlı bir haberi en kısa sürede bekliyoruz. Gemimiz buradaki sondaj çalışmalarını bitirince durmayacak. Diğer kuyulara geçecektir. Bu şekilde bulana kadar aramaya devam edeceğiz. Akdeniz'de yaptığımız arama ve sondaj çalışmaları kendi egemenlik alanlarımızdadır. Bunun için kimseden izin veya icazet almaya ihtiyacımız yoktur. Türkiye'nin 4. sondaj gemisi göreve başlıyor. Bugünkü törenden görüntüleri ekranlarınıza getirdik. Bu akşam konuğumuz Taner Özarslan Spartanko, kurucu ortağı. Taner abi, iyi akşamlar, hoş geldin. İyi akşamlar, merhabalar Barış. Çok teşekkür ederim. Biz piyasaya ve ekonomiye geçeceğiz ama özelinde bugünkü gelişmeden de yola çıkarak sana sormak istiyorum bu enerji meselesini. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün ifade etti. Sene sonunda yaklaşık 100 milyar dolarlık bir enerji faturası olabilir Türkiye'nin. Bugün akşam saatlerinde İngiltere'nin enerjiyle ilgili sıkıntı çekebileceğini, hatta bazı kesintilere gidebileceğine dair haberler vardı. Enerji meselesi gündemimizde ve çok ciddi bir fatura da bu sene önümüzde duruyor gibi. Bir taraftan tabii fatura var, bir taraftan da enerjiye ulaşmakla ilgili sıkıntılar var. İstersen bununla başlayalım. Haberimiz vesilesiyle bunu konuşarak, seni dinleyerek başlayalım. Buyurun. Evet, Türkiye'nin bu bir özellikle petrol konusundaki arama çalışmaları dönem dönem hızlanıyor. Yeni bir sondaj gemisi yola çıktı. 75 milyon varil civarında bir petrol üretme ve çıkarma hedefimiz olduğu düşünülüyor. Tabii bu hedefler gerçekleşirse hem doğalgaz hem petrol bakımından Türkiye'de ciddi anlamda ihtiyaca cevap verebilir. Tabii bunlar uzun vadeli hedefler. Belki önümüzdeki 10-20 sene içerisinde. Başlamak önemli. Tabii burada bir taraftan da özellikle Doğu Akdeniz'deki daha önce yaşanan gerginliklerin benzerinin özellikle çok daha agresif durumda olan Yunan silahlı kuvvetleriyle ilgili bazı böyle iki tarafın birbirini bir anlamda taciz etmesi gibi durumların söz konusu olma ihtimali var. Klasik olarak Yunanistan'ın Avrupa Birliği'ne bizi şikayet etme ihtimali var. Bunlar da finansal piyasalarda zaman zaman gerginlikler yaratıyor hepimizin bildiği gibi. Bunlara da hazırlıklı olacağız gibi gördüm. Evet. Şimdi içeride son dönemde Türkiye'nin CDS'lerinde bir gerilem var. Bugün biraz bunu konuşuyoruz. Risk birimi düşüyor. Ama tabii sadece Türkiye'nin değil birçok gelişmekte olan ülkenin CDS'inin düştüğünü görüyoruz. Şöyle bir baktığımızda son dönemde bizim de 900'lerin kıyısından 700'lere kadar indi. Bu gelişmeyi değerlendirmeni rica edeyim. Risk biriminde son dönemdeki düşüş bize ne ifade ediyor, ne anlama geliyor? Tabii risk birimi önemli. Şu demek, risk birimi Türkiye'nin 100 birim üzerinden 7 birim aslında borcunu ödememe ihtimali var. Hesap rakam bu demek. 700 bas puan bu demek. %7 civarında ödememe riski var. Bu riske karşılık da bunu satın alıyor yatırımcılar ve bu aldıkları riskle beraber bir de buna Amerikan tahvili gibi daha klasik getirisi olan
daha garantili getirisi olan tahvilleri ekleyerek Türkiye'ye bir özellikle bono ihraçlarında bir faiz seviyesi benchmark dediğimiz yani kriterini belirliyor. Bu da işte 7 ile 3'ü topladığımızda bugün itibariyle 10 civarına denk geliyor. Bir ara bu 12'lere kadar yükselmişti. Bu hazineninki buna bir de özel sektörü eklediğimizde Türkiye'nin borçlanma maliyeti çok artıyordu. Şimdi son dönemde hem uluslararası piyasalarda evet tüm CDS'lerde gerileme var. Bir miktar bizim 7 milyar dolara yakın bir rezerv artışımız var. İşte özellikle emtia fiyatlarındaki düşüşün etkisi var Türkiye'de. Özellikle emtia fiyatları, petrol başta olmak üzere fiyatlar düşünce gelişen ülkelerin arasında Türkiye daha olumlu ayrışıyor veya tersi olumsuz ayrıştırıyor. Turizm gelirleri beklentinin biraz daha üzerinde geliyor gibi görünüyor. Bir resesyon beklentisi tüm dünyada söz konusu. Bu emtia fiyatlarını aşağı çekiyor. Bizimle beraber tabii bu bizim cari açık faturamızda bir miktar azalmaya sebep oluyor. Ama bir taraftan da eğer Avrupa bir yavaşlamaya giderse en büyük ticari partnerimiz olan Avrupa'nın bizim ürünlerimizi almama ihtimali var. İhracatımızın zayıflama ihtimali var. Bu da ekstra olumsuz bir sebep olabilir orta vadede. Bunu şu anda bir miktar daha öteliyoruz bu olumsuz beklentiyi. Ama az önce söylediğim yaklaşık 4 tane daha olumlu sebep 900 bas puandan 700 bas puanlara çekti. Ama tüm ülkeler çekti aslında risk primini aşağıya. Bizimki çok bile yüksek kaldı. Yani herhalde Yunanistan'ın 140'lar civarında risk primi default'a düşmüş olan bir ülkeden bahsediyoruz. Her ne kadar Euro bölgesi de olsa hazine tahvilleri kendi tarafına baktığımızda bunların değerlemesi aslında kendi içiyle ilgili. O yüzden hani Yunanistan'ın 140 olduğu yerde bizim 700 olmamız zaten çok anormal bir durum. Bu da bizim dediğim gibi uzun vadeli borçlanma faizlerimize ve bizim yatırım yapma ihtimalimize bir miktar sekte vurdu. Peki, bu az önce sen de ifade ettiğin olası durgunluk, ekonomilerde yavaşlama, İngiltere'nin bugün çok öne çıktığını görüyoruz. İngiltere'nin resesyona girebileceği, bunun çok uzun devam edebileceği, içeride gıda fiyatları ile ilgili, enerji fiyatları ile ilgili bir sıkıntının olduğu ifade ediliyor. Yani bir yoksulluk diye de böyle bir tartışma var İngiltere ile ilgili. Hatta İngiltere'nin gelişmekte olan ülke statüsüne bile geçebileceği tartışmalarını takip ediyoruz. Sen İngiltere'yi de biliyorsun, çokça ziyaret ediyorsun iş nedeniyle. Bunlar biraz abartılı mı? Hakikaten böyle bir İngiltere'nin yokuş aşağı gidişi söz konusu mu? Hem tecrübelerinden hem de hem piyasa tecrübelerinden hem de abi o ziyaretler ve iş tecrübelerinden yorum almak isterim. Şimdi İngiltere'nin yaklaşık olarak 3 trilyon dolara yakın bir milli geliri var. İşte 2.8-3 arasında beklentiler. İşte bizim yaklaşık 4 katımız bir ekonomiden bahsediyoruz. Bu sadece hasıla. Varlık olarak baktığımızda belki 50 katıdır. İngiliz şirketlerinin ve özellikle bireylerinin sahip olduğu paradan bahsediyoruz. Yani İngiltere'nin gelişmekte olan ülke vesaire. Bunları söz konusu dahi bence konuşmamak lazım. Yaşayış itibarıyla da onların varlık grupları itibarıyla da dünyaya borç veren binlerce şirket, yatırım bankasından bahsediyoruz. O yüzden o yani biraz böyle abartılı söylenmiş. İşte hani belki ekonomi anlamında yavaşlayacak, istediği kadar büyümeyecek dendiği zaman ilk akla gelen böyle kıyaslama geliyor ama bir gelirin ve varlığın dağılımı açısından baktığımızda evet tüm İngiliz halkı zengin değil. Bir de İngiliz halkının sonuçta sonradan vatandaş olanlar var. Bunların hepsinde aynı bir homojen gelir dağılımından bahsedemeyiz. Gelir dağılımının bozuk olması da gelişen ülkelerin standartlarından bir tanesidir ama bizdeki kadar bozuk değil ve olamaz da diye düşünüyorum. İngiltere sonuçta bir seçim yaptı. Avrupa Birliği'nden ayrılarak ben kendi rotama Amerika gibi devam edeceğim dedi. Kanada gibi devam edeceğim dedi. O yüzden bu seçim tarafında bir miktar daha zamana ihtiyacı var. Ama tabii fiyatlar çok arttı. İşte Amerika'da %10'lar civarında ise enflasyon. Hissedilen %20 ise İngiltere'de belki hissedilen %30'lara ulaşmış durumda. Ev fiyatları, işte yaşam. Birçok şey çok ciddi bir artışa girdi. Konut fiyatları çok hızlı arttı. Ama bu tabii aslında olması beklenen bir durumdu. Çünkü çok büyük bir para dağıtıldı.
İngiltere'de çok ciddi krediler verildi pandemi döneminde. Bunun arkasından yükselen emtia fiyatları, paranın bollaşması, zaten tüm ekonomilerde bu enflasyonun patlayacağı belliydi. Şimdi de enflasyonu dizginlemek için de faizler yükseliyor. Faizlerin yükselmesinin de bir resesyona piyasaları götüreceği zaten ortada. Bir de herkesin bozulduğu, özellikle Rusya ile olan ilişkilerden dolayı o bölgenin yavaşladığı bir dünya düzeninde zaten biz resesyona koşarak gidiyoruz. Yani buna da çok kimsenin ne engel olacağını zannediyorum veya engel olabileceğini zannediyorum. O yüzden tüm ekonomilerin bence esas sorunu resesyon olacak. Burada bazı ülkeler daha olumlu ayrışacak, bazı sektörler daha olumlu ayrışacak. Ama hızlı parlayan pandemi zamanındaki birçok sektör, işte arzın zayıf olmasından kaynaklanan, talebin yüksek ama arzın zayıf olmasından kaynaklanan fiyat artışlarından hızlı beslenen şirketler, sektörler, ülkeler, bunlar şimdi tam bunun meyvelerini almak isterken terse dönecekler. Belki meyvelerinin bir kısmını yere düşürüp çürütecekler. O yüzden evet, yapılan yatırımların bir kısmının çok da anlamlı olmayacağını göreceğimiz, resesyonun kokularını daha fazla hissedeceğimiz bir dönemdeyiz. Tanrı abi, şöyle bir terminalli bilgi var. İngilizlerin yıllık enerji faturası 2000 pound'dan 4200 pound'a çıkmış. Yani iki kat yaklaşık yıllık enerji faturalarının arttığını görüyoruz son aynen, dönemde. Aynen öyle. 50-60 dolarlık şeyler, elektrik faturası 120 dolarlara çıktı hakikaten. Bunları da önceden açıklayarak bildiriyorlar. Yani tam olarak iki kat elektrik faturalarında artış var İngiltere'de. Peki içeriye geçeceğim hızlıca. Bizim borsayı soracağım. Bir anda bilançolar da geliyor. İşte Erdemir'in ikinci çeyrek karı 6.6 milyar TL. Beklentiye çok yakın gerçekleşmiş. İyi beklentinin üzerinde gelen banka bilançoları, sanayi bilançolarını karşılıyoruz ikinci çeyrek itibariyle. Borsa TL bazı bugünü bir kenara koyarsak rekor üstüne rekor kırıyor. Bugün bir miktar geri çekilme gördük. Bu hareketin borsada devamını bekler misin? Borsa İstanbul için bundan sonraki beklentini rica edeyim. Şimdi ciddi anlamda az önce de söylediğim gibi emtia fiyatlarının artışının tüm dünyada cirolara, ciro sayesinde de karlara yansıdığı bir dönem gördük. Yani sanayi şu anda kraldı. Ama bundan sonra resesyonun başlayabileceği, emtia fiyatlarının hızlı geri çekildiği ve buna bağlı olarak artan enflasyonist baskılardan dolayı maliyetlerin arttığı, ciroların özellikle döviz bazında arttığı için, dövizin de enflasyonun gerisinde kaldığı bir dönemi yaşadığımız için, son ben 8 aya söylüyorum, İşte döviz artışının daha üzerinde bir enflasyon var. Burada kar marjları daralıyor. Yani biz 2021'de başlayan yüksek kar artışı ve bunun sayesinde artan şirket hisselerinin biraz uzağında kalacağız. Bir miktar önümüzdeki çeyrekten itibaren karların azaldığı, ciroların azaldığı, kar marjlarının azaldığı döneme gireceğiz. Bu ilk önce sanayi şirketlerinde bana göre hissedilecek. Banka tarafında henüz batık dediğimiz veya kötü kredilerin henüz daha bilançolardan böyle bankaların bilançolarına yansıyacağını düşünmüyorum. Ama bankalar işte özellikle kur korumalı mevduat sayesinde çok ciddi anlamda düşük bir faizden mevduat topluyorlar ve şu anda işte rotatif kredilerde %40'ların üzerinde olan faizleri görüyoruz. Bu bankalı bilançolarına olumlu yansımaya devam edecek bir dönem daha. Ama tabii bu sürdürülebilir mi? Değil. Yani bu kadar yüksek bir kar marjıyla bankaların çalıştığı dönem sürdürülebilir değil. Burada birisi zorlanacak. Ya sanayici zorlanacak ya tüketici zorlanacak veya bankalar diyecek ki ben hani bu kadar yüksek kar marjını hak etmiyorum diyecek belki. Biraz daha mevduat faizini yükselterek parayı toplamaya çalışacak piyasadan. Yani her ne kadar kur korumalı aynı tavanda da olsa diğer mevduatlarda bir miktar daha vites yükseltecekler. O yüzden hani bunun devamlılığının olma ihtimalinin düşük olmasından kaynaklı borsada banka bilançoları çok iyi bile gelse çok büyük talep olmuyor. Burada en büyük talebi eskiden yabancılar yapardı. Zaten yabancı payı çok ciddi şekilde azaldı. Ama biz ikinci yarı yıldan itibaren bir miktar daha şirketlerin ayrıştığı, kar marjlarını koruyan şirketlerin daha değerli olduğu bir borsa göreceğiz. Burada daha seçici
davranmak, daha iyi incelemek bilançoları ve şirketleri daha önemli olacak. Bu arada Coca-Cola da yine 1.2 milyar TL ile beklentiye çok yakın, hatta belki bir miktar üzerinde kar açıkladı. Son olarak şunu sormak istiyorum Tanrı abi. Perşembe günü cari açık gelecek bir kez daha muhtemelen. Girişte de enerji fiyatları vesilesiyle konuştuk. Kurda da 18'in altındayız, yani 18'in üstünde pek çıkmıyor. Bir geçen haftanın anlık çıkış vardı, sonra yeniden aşağı geldi. Bu cari açık tablosuyla 18'in altında kalmayı başarabilecek miyiz, ne dersin? Şöyle, yani normalde kur korumlu mevduat olmasa kur çok daha yukarıya giderdi. Burası net, ama kur yukarıya gidince enflasyon da yukarıya gidiyor. Yani bir şey değişmiyor aslında. Hani hayat pahalanıyor. Bir taraftan kısa vadede döviz tarafında pozisyon tutanlar veya buradan kâr edenlerin kazandığı bir dönem görüyoruz, ama bir noktada bunu yakalıyor sonra enflasyon. O yüzden kurun çok da böyle artık belirli bir rakamın altına gerilemesinin çok bir bizim için olumlu bir tarafı olmayacak. Özellikle sanayiciler açısından baktığımızda. Ve o da zaten tüm yatırım iklimini için önemli. O yüzden her ne kadar cari açık işte 32 milyar dolarlar civarında bir cari açık olacak gibi görünüyor bir yıllık. Şimdi burada enerji vesaire azalırsa bir miktar beklentiler olumluya döner, ama yani Türkiye her sene hala işte istediğimiz kadar yeni ekonomik program diyelim, istediğimiz kadar biz TL'yi zayıf tutalım, bunun sayede ihracat artacak diyelim, bir şey değişmiyor. Yani Türkiye yüksek enerji açığı ve know-how'ı çok böyle yeni ürünlere yatırım yapamadığı için, yüksek teknolojiye yatırım yapamadığı için ciddi anlamda hala açık vermeye devam ediyor. Yani biz 30 milyar dolarları her sene açık vermeye devam edersek, Türkiye bu kadar parayı ekstradan, bu kadar rezervimiz azken yeniden bulmak zorunda kalıyor ve bu TL'yi kırılgan halde tutuyor. Şimdi TL'yi kırılgan halde tutmamızı eğer ki cari açık tarafı engelliyorsa, o zaman şunu diyeceğiz biz, biz borç bulmamız lazım diyeceğiz. Yani kısa vadede Türkiye'nin enerji ve daha uzun vadede de ihracatını daha kaliteli ürünlerde yapabilme potansiyelini öteleyeceksek eğer, bizim bir miktar daha borç bulmaya daha fazla gayret etmemiz gerekecek. Özellikle sendikasyonlar olsun, uluslararası krediler anlamında. Biz cari açığımızı fonlamaya devam edecek bir yatırım iklimi oluşturmamız lazım. Bunun için de işte CDS'imizin gerilemesi, risk primimizin düşmesi ve bankalarımızın sendikasyonu alırken sendikasyonun üzerinde borçlanabilmesini sağlamak gerekiyor. Taner Özarslan, çok teşekkür ederim değerlendirmeler için. Ben teşekkür ederim. Spartan Co. kurucu ortağı Taner Özarslan bizlerleydi. Kısa bir araya gidelim, aranın ardından devam edeceğiz. Dakikaya devam ediyoruz. Biraz reel sektörü konuşacağız, perakendeyi konuşacağız, dayanıklı tüketim mallarını konuşacağız. Değerli konuklar bizlerle. Stüdyomuzda Ali Yıldız Beyper Başkanı bizde. Ali Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Bağlantılarımızda İpsos Türkiye CEO'su Sider Gedik bizlerle olacak. Sider Bey, iyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar, hoş bulduk. Çok teşekkürler. Ve Sayın Yaman Tunaoğlu, Türk Elektronik Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı. Size de hoş geldiniz. Yaman Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar, teşekkürler. Çok sağ olun efendim. Öncelikle ben bir araştırması var İpsos'un, izninizle hem Ali Bey'in hem Yaman Bey'in. Onunla başlamak istiyorum. Sonra sizlerden de görüş rica edeceğim. Şimdi ikinci el ürün satın alma eğiliminin arttığına dair, yani başlığımızı belki öyle görüyoruz. Elektronikte de bunu çok net bir şekilde araştırmada ortaya çıktığını ifade edelim. Nedir detaylarda bu ikinci el ürün satın alma eğilimi, neden arttı, ne kadar arttı? Dinleyelim sizi, buyurun. Ya aslında şuradan başlamak lazım. Dayanıklı tüketim ürünleri sonuçta temel ihtiyaç, günlük tüketim malzemeleri değil. Dolayısıyla tüketicinin aslında bu tip bir kategoride harcama yapmaya devam edebilmesi için iki tane temel şey lazım. Birisi tüketmeye gücünün olması lazım. İkincisi de tabii ki güvene sahip olması lazım.
tüketici güveni dediğimiz kavram burada devreye giriyor. İkisinden herhangi birinde veya bazen ikisinde sorun yaşandığında ister istemez tüketiciler bir takım önlemler alıyor. Buradaki önlemler nedir? Bir işte tüketmeyi tamamen bırakabilir, erteleyebilir ya da farklı çözümler. İşte farklı çözümlerden bir tanesi de aslında ikinci el. Buraya doğru bir eğilim olduğunu görüyoruz. Çeşitli kategorilerde ufak tefek değişiklikler olmakla birlikte yaklaşık %15 ile %35 arasında son dönemde yapılan satın almaların ikinci el ürün üzerinden olduğunu görüyoruz. Bu aslında oldukça ilgi çekici bir tespit. Yani burada bulaşık makinesi gibi, buzdolabı, çamaşır makinesi gibi, yani bunların bulunduğu kategoride dahi satın alınan 10 cihazdan 3'ünün son dönemde ikinci el cihazlar olduğunu görüyoruz. Bu toplam 3 hafta boyunca 2400 kişiyle görüşerek yapılmış bir araştırmanın sonucu oldukça geniş bir örnekleme sahip. Yani cep telefonunda hani böyle bir şey bekleriz. Zaten hani çok popüler bir şey ikinci telefonu alıp satımı. Orada da benzer olan görüyoruz. Ancak onun dışındaki farklı ürün kategorilerinde bildiğim gibi televizyonda %15, tablet, masaüstü bilgisayar gibi yerlerde %35'e kadar varan oranlarda ikinci el ürün satın almayla karşı karşıyayız. Evet. Sidar Bey, bir kez daha döneceğim size. Ben hemen Yaman Bey'in izniyle stüdyomuzdaki konuğumuz Ali Bey'e döneyim. Siz tabii birinci el tarafınız. İkinci elde böyle bir durum var. Hakikaten siz de bu araştırmayı destekler misiniz? Bir yavaşlama talepte, yani birinci ele, yeni ürüne talepte bir yavaşlama var mı? Şöyle, uzun yıllardır Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında işler çok iyi oluyordu. Ama bu sene bakıldığında özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında işler beklediğimiz gibi olmadı. Burada fiyat skalası çok önemli. Tüketicilerimiz yani bu yılı veya önümüzdeki yılı geçiştirmek için ikinci ele yönelmiş olabilirler. Hani bu rakamlar bize net gelmiyor ama tahmin edebiliyoruz. Çünkü caddelerde birçok mağazaların önünden geçtiğimiz zaman dikkat ettiğimiz bir konu var. Özellikle benim. Bakıyorum en ucuz ürünlerini hani piyasada satılan, sonuçta Türkiye biliyorsun dünyada ikinci büyük üretim merkezi. Üretim yapan da 3-4 tane büyük fabrika var. Bunların 3 veya 4 ana kalem malları oluyor marka bazında. İşte düşük marka, orta, yüksek, en yüksek gibi. Ama bu düşük markalı üretmiş olduğu ürünleri bakıyorum kapının önlerine fiyat koyarak göstermeye başladılar. Bu son dönem özellikle rastladığımız bir konu. Daha önce bu kadar olmuyordu. Benim çok dikkatimi çekti. En ucuz ürünlerini örnek veriyorum. Ya diyelim ki bir ürün, çamaşır makinesi. Ortalama 6 bin lira olduğunu düşünelim. Bakıyorum 4 bin liralık ürünleri kapının önüne dizmeye başladı. Yani dikkat çekmek için, müşteri çekmek için yapılan bir uygulama. Bu da şunu gösteriyor. Alım gücünün biliyorsunuz sadece beyaz eşya olarak bakmamak lazım. Çünkü beyaz eşya aslında çok artış göstermedi yüzde olarak bakıldığında, geriden geliyor. Çünkü sektörümüz bu konuda çok güçlü. Ama inşaat sektöründeki artışlar, maliyetler çimentoda olsun, demirde olsun %400-500'lere çıktı. Bu yansıyor. Gıdada da bazı ürünleri aşağıda gösterseler bile birçok ürünlerdeki fiyat artışları çok yukarı çıktı. Bunun dışında mobilya ve benzeri konularda da fiyatlara bakıldığında hani böyle ortalama %80 enflasyon gösterilse bile bunun çok üzerinde fiyatlar oluşuyor. Dolayısıyla bu hem ulaşım giderlerinde de aynı, benzinde de aynı. İnsanlar gelirleri bu oranda artmadığı için tedbir almak zorunda kaldı. İhtiyaçlarını geçiştirmek için ikinci ele yönlenmeleri çok normal bence. Evet. Ben şimdi üretici tarafına geçeceğim. Yaman Bey bizimle. Bir önceki bölümde Türkiye'nin işte ihracatı, Avrupa'da durgunluk vesaire, onu da konuştuk. Türkiye ekonomisinde de belki yılın son çeyreğinde bir yavaşlama olabilir, az önce işte taleple ilgili hem araştırmayı hem anekdotal bilgileri paylaşıyoruz. Sizin tarafta, üretici tarafında durum nasıl? Orada işler nasıl gidiyor? Yaman Bey, dinleyelim sizi, buyurun.
Sonuçta Ali Bey'in, Sider Bey'in ve daha önceki Tamer Bey'in sanıyorum söyledikleri ve paralel olarak bir ciddi bir yavaşlama var dünyada ve Türkiye'de farklı durum var. Tabii Türkiye'de talepte bir azalma var. Bu hani dünyadaki durumdan biraz daha farklı, belki Türkiye'de daha çok ön plana çıkıyor ama sonuçta global bir resesyona girdiğimizin de çok net sinyallerini alıyoruz. Bu nedenle özellikle yurt dışı satış yapan teknoloji firmaları, işte bu dayanıklı tüketim ürünleri olabilir, diğer teknolojik ürünler olabilir, yurt dışı satışlarda bir azalmayı direkt gözlemliyorlar. Mesela beyaz eşya tarafında ciddi bir daralma var. Yurt içine paralel olarak, hatta yurt içinden bazı yerlerde, ülkelerde daha fazla bir daralma olduğunu görüyoruz. Tabii elektronik tarafından baktığımız zaman olaya, bu bir de hani iki şey üst üste geldi. Biliyorsunuz çok konuştuğumuz çip krizi var. Çip krizi hala tam sonuçlanmadı. 2023 yılında bir rahatlama olacağı öngörülüyor. İşte bazıları onu da daha da uzun süreceğini söylüyor. Dolayısıyla üretimlerde de aksama var. Yani firmalar düzgün plan üretimini de yapamıyorlar bu aksamalardan dolayı. Bu da bir şekilde verimliliği etkiliyor. Bir taraftan talepte azalma, bir taraftan işte verimlilikteki bu verimsiz üretim, dolayısıyla stok miktarlarındaki artış sanayi firmalarını, özellikle Türkiye'deki ihracat yapan teknoloji firmalarını zorluyor. Stoğunuz artıyor, işletme sermayeniz artıyor. Bunu döndürmek için kredi kullanmanız lazım. Döviz bazlı kredi kullanmanız lazım. Çünkü girdiğinizin büyük çoğunluğu döviz. Kullandığınız malzeme de döviz endeksli. Krediler biliyorsunuz son dönemde çok zorlaştı. Kredileri döndürmekte de bir zorluk var. Dolayısıyla zor bir dönemden geçiyoruz. Hem Türkiye olarak hem dünya ekonomisi olarak, ama Türkiye olarak biz bundan biraz daha fazla etkileniyoruz diyebilirim. Peki bir kez daha Sider Bey'e döneceğim, İpsos'un araştırmasına. Sider Bey, birazdan önümüze bakalım. Burada araştırmanızda önümüzdeki aylara ilişkin satın alma beklentilerini de ölçmeye çalışmışsınız. Burada tablo nasıl? Bir bunu sormak istiyorum. Biz şunu görmüştük. Birçok dayanıklı tüketim malında, bunu bir konut ve arabayı da belki bunun içine böyle ek koyabiliriz, öne çekilmiş talep vardı. Burada araştırmada acaba bu öne çekilmiş talebi ölçebildiniz mi? İkinci, üçüncü sorum da şu. Burada satın almama ile ilgili gerekçe ölçüldü mü? Sordunuz mu? Neden ikinci eli tercih ettiniz diye? Yoksa az önce hepimizin konuştuğu bu hayat pahalılığı malum neden ortadaydı, sorma ihtiyacı hissetmedik mi dersiniz? Sesiniz... Kolayı o çünkü. Buyurun. Yanıtlamak açısından en kolayı olduğu için üçüncü sorudan başlayayım. Tamam. Dediğiniz gibi yani o ödelemeyi yapmadık çünkü zaten aslında cevap aşağı yukarı belki. Dolayısıyla yani neden satın almaktan vazgeçtiniz bir ödelemesi yok. Ben hani şeyle ilgili, tabii konu ikinci elle bitmiyor. Genel dayanıklı tüketim kategorilerinde tüketim yavaşlaması elbette özellikle üreticiler için ve bu işin perakendecileri için çok önemli bir etken, ama bir taraftan da tabii ki satışların ertelenmesi veya satıştan tamamen vazgeçilmesi, ikinci ele de gidilmemesi gibi bir ikinci grup daha var ki bu da oldukça önemli bir grup. Bizim yani bu son bir ay içinde satın alma yapmaktan vazgeçenlere sorduğumuzda bunların tabii ürüne göre %35-30-45 arasında değişen bir kısmı aslında satın alma yapmaya niyetliyken bunu ertelemiş veya tamamen vazgeçmiş oluyor. Bu bence çok önemli bir bulgu. Diğer sorumuza gelecek olursak önümüzdeki döneme dair, orada da yine önemli bir bulgu var. Önümüzdeki bir ay içinde bu kategorilerde satın alma yapma niyeti olanlar yine kategoriye göre, ürüne göre değişmekle beraber ancak maksimum %9'da ulaştığını görüyoruz. Dolayısıyla satın alma niyetinde de çok büyük bir zayıflama var. O da cep telefonundaki, yani dönüş hızı en yüksek olan, sadece ihtiyaç olmanın ötesinde artık prestij unsuru olan
Hatta bazı insanlar için neredeyse bir alışkanlık saplantı haline dönüşmüş bir üründen bahsediyoruz. O üründe dahi %9'a ulaşabiliyor. Dayanıklı tüketim ürünleri içinde çamaşır makinesi, buzdolabı gibi daha temel ihtiyaç diyebileceğimiz ürünlerde dahi önümüzdeki bir ay satın alma niyeti ancak %5'ler civarında, ihtiyacı olup niyeti olup da gelecek bir aydan daha ileri tarihe bu satın almayı ertelemiş olanların oranı da %25-30'lara varıyor. Durum biraz böyle. Dolayısıyla aslında hem Yaman Bey'in hem Ali Bey'in ve daha önceki konukların da söyledikleriyle paralel bir şey, bir durum söz konusu burada. Sonuçta ekonomide elbette dış ticaret çok kritik ama iç tüketim de çok önemli. İç tüketimde de tüketici güvenini en iyi yansıtan kategorilerden biri de tüketim kategorisi. Burada tüketimin ve tüketim niyetinin zayıflamaya başladığını söyleyebiliriz. Bu da tabii ekonomimizin önümüzdeki dönemi için hali hazırda bir işaret değil. Peki Sider Bey, size çok teşekkürler. Araştırma için de elinize sağlık diyelim. Bu araştırmanın etkilerini konuşmaya devam edeceğiz muhtemelen. Size teşekkür ederim. Biz burada devam edelim. Stüdyoda Ali Bey var, Yaman Bey attığımızda. Çok sağ olun efendim, iyi akşamlar. Tablo bu. Aslında herhalde satın alma gücüyle ilgili sıkıntıyı görüyoruz. Bir taraftan düğün mevsimi, yani en çok beyaz eşyanın alınıp satıldığı dönem ama geçtiğimiz yılki talebi göremiyoruz diyorsunuz. Burada Sider Bey'e sorduğum öne çekilmiş taleple ilgili de bir durum var mı? Yani siz bir önceki aylarda çok iyi satış yaptınız. Alacaklar eyvah daha da pahalı olacak. Ben yazın bunu alırsam çok daha pahalıya alırım deyip önceden acaba bu alımları gerçekleştirmiş olabilir mi? Yani rakamlara baktığınızda böyle bir gözlem var mı efendim? Şimdi evlenen çiftlerde öne çekilmiş bir durum olabilir. Ama yine de biliyorsunuz 600 bin civarında evlenme oranları var yıllık. Hı hı. Pandemiden dolayı bu 437 binlere kadar düşmüştü. Tekrar bu toparlama seviyesine geldi. Ama alım gücü düşük olduğu için ertelemeler söz konusu oluyor. Gelen gençlerimizden bunu görüyoruz. Hı hı. Fiyatlara yetişemiyorlar. Taksit sayılarının düşük olması. Bizde 9 taksit yapabiliyoruz en fazla. Ama ürün fiyatları bugün inanın 25 bin liraya bile buzdolapları var. Yani asgari ücretle Türkiye'nin yarısı biliyorsun ortalama asgari ücretle çalışıyor. Bunların bu taksitleri ödemesi çok kolay değil. Dolayısıyla... Ve sadece buzdolabı ile bitmiyor. Tabii ki maalesef. Yani orada da şöyle bir şey söz konusu. Hani bir kere alıyoruz, hani iyisini büyüğünü alalım bir daha uğraşmayalım diye. Bu da genelde doğru oluyor. Fakat yine de fiyatların yüksek olması, beyaz eşyada sadece dediğiniz gibi dolap olmuyor. Çamaşır, bulaşık, fırın, hatta kurutma makinesi. Bazen biliyorsunuz et fiyatları da çok yükseliyor. Burada derin dondurucular da devreye giriyor. Bunun yanında sonuçta yeni yapılan dairelerin hepsi ankastre ürünler gerektiriyor. Üç parça da buradan geliyor. Süpürgesi, küçük ev aletleri rakamlara bakıldığında asgari ücretliye göre çok yukarılarda oluşuyor bu. Bizim en büyük avantajımız şuydu geçmiş yıllarda. Hani sıkıştığımız zaman devletimiz imdadımıza yetişirdi. Böyle bir ÖTV indirimi yapardı. Yani gerçekten algısı büyük olurdu. Ya ben yine de bu durgun dönemlerde bir ÖTV indirimi olduğunda, ÖTV kaldırıldığında... Ya ben yine hareketleneceğini düşünüyorum. Bekliyorsunuz ve talebiniz var mı? Yani bizim talebimiz var, bekliyoruz ama biliyorsunuz Türkiye'de ekonomiler çok sıkıştı. Belki devletimiz bu konuda bir destek yapabilir, biz bekliyoruz. İnşallah çıkartırlarsa ülkemizde büyük bir hareket oluşur. Bu hareket gerçekten biliyorsunuz. Birbirlerine böyle domino etkisi yapıyor, domino taşı gibi. Sırayla diğer sektörleri de etkileyecek diye düşünüyorum. Çünkü paranın hareketlendiği bir ortamda taksit sayısının da arttırıldığı zaman %20, %30 piyasalar hareketlendiğinde ilk 6 ay iç piyasada %8 bir daralma vardı. Bu fabrika düzeyinde. Stoklanmalar da ayrıca var. Yani bu daralma daha yüksek rakamlara ulaşıyor. Dolayısıyla bu biriken %20, %30 stokların erimesi
piyasayı hareketlendirecektir. Vergi anlamında da önemli. Çünkü sonuçta bu yapılan satışların hepsinden KDV alınıyor, vergi alınıyor. Devletimize de büyük girdinin olacağını düşünüyorum. Böyle bir şey olursa en azından hani bu seneki o ikinci ele yönelen pazarın da tekrar toparlayacağını, o da bir pazar ama sonuçta biliyorsunuz yeni ürünlerin hepsi A2 Plus, A3 Plus ürünler. Elektriği düşük harcıyor biliyorsunuz. Enerji maliyetleri de çok yüksek. Burada da büyük bir tasarruf söz konusu. Yeni etiket sistemi de önemli. 13 tane genelde özelliği bir arada toplayıp yeni enerji etiketi sistemi koyuldu. Bu da Türkiye'de 2030'lu yıllara kadar yani bu sistem üzerinden bakıldığında çok büyük bir tasarruf ve hem elektrik tasarrufu yapılıyor hem de TL bazında bakıldığında yani 21 milyar TL'ye yakın bir tasarruf söz konusu. Bizim gibi enerji maliyeti yüksek ülkelerde bu çok önemli. Hem artan maliyetleri düşürmüş oluruz hem de durumu idare etmiş oluruz. Çünkü gerçekten gelirlerimiz şimdi Avrupa'daki az önce ihracattan bahsedildi. Rakamların düşmesinin sebebi şu, onlarda da enflasyon artmaya başladı. Dolayısıyla herkes tedbir alıyor. Bir de bizim düşük ürünlerimiz çoğu ihracat yapılıyordu. İç piyasaya bu ürünler çok gelmiyordu. Ülkemize bir döviz girdisi sağlanıyordu. Burada da belki hem daha uygun ürünler bize ulaşmış olur. Çünkü Ukrayna'daki ve Rusya'daki savaşın etkisi de büyük bizde. Nasıl oluyor? Bizim çelik, yassı çelik girdilerimizin %22'si Ukrayna'dan, %36'sı Rusya'dan geliyor. Dolayısıyla maliyetlerimiz de artıyor. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Orada yani beyaz eşyanın alımını arttırabilmek için maliyetlerin de düşmesi gerekiyor. Maliyetler şu anda biliyorsunuz ham madde giderleri çok yükseldi dünyada. Enerji maliyetleri çok yükseldi. Bunun yanında elektrik fiyatlarıyla beraber hepsi yükseliyor. Bir de son dönem çip sorunu çıktı. Bunlar da önemli. Bir anda fabrikaların bu konuda kendini toparlaması hiç kolay değil. Çünkü milyonlarca adet söz konusu üretimde. Bir toparlama yapılsa bile 2-3 evet. yılda bu çip sorunu ancak çözerler. Bunlar da önemli. Siz bir ÖTV indirimi talep ediyorsunuz. Evet, çok faydalı olacağına inanıyorum. Yani, peki. Ben bir kez daha Yaman Bey'e döneyim. Yaman Bey, siz aslında telekomdan beyaz eşya, savunma, otomotiv birçok sektörde şirket olarak da varsınız. Çiple ilgili yeni olası sıkıntıları konuşuyoruz, değerlendiriyoruz. Bir tarafta yavaşlamayı ki ihracat iklim endeksi bu hafta açıklanmıştı. Orada da genişleme en azından durmuş gibi görünüyor. Buna karşı hani hazırlıklarımızı ne yapalım? Sizin de anladığım kadarıyla yeni satın almalarınız var. Geçtiğimiz dönemde bunları da yaşadık. Türk ihracatçısı, sanayicileri bu dönemi nasıl geçirecek? Bu zorluklarla nasıl başa çıkıyorsunuz açıkçası? Bunu anlatmanızı rica edeceğim. Buyurun. Tabii. Şimdi çip krizi de kendi başına şu anda en büyük problemlerden birisi. Elektronik sektörünü ve hani elektroniğe dokunan tüm sektörlerin ki son dönemde elektronik ve teknoloji tüm dikeylerde çok etkin hale geldi. Dolayısıyla yani bu çip krizinin temel nedenlerinden birisi de bu açıkçası talep çok arttı. Ve hani sizin de söylediğiniz gibi bu böyle kısa sürede çözülebilecek bir şey değil. Çünkü bu çip fabrikaları, üretim tesisleri büyük yatırımlar, süre olarak uzun süren yatırımlar. Dolayısıyla hani bu yılı da böyle geçireceğiz gibi gözüküyor. Ne yapılabilir? Yani çok yapılabilecek bir şey yok aslında. Hani sonuçta ben hani biz tesis firmaların yaptıklarından size biraz bahsedeyim. Mesela Arge gücümüzün birçok firma için bu geçerli. Arge gücümüzün büyük kısmını ürünleri değiştirmek için kullandık son dönemde. Yani bir çipi bulamıyorsunuz. İşte onun yerine alternatif bir tasarım yapıp bulamayabileceğiniz bir çipi bir tasarım yapıp onu tedarik ediyorsunuz. Ama bazı sektörlerde otomotiv gibi sertifikasyon, onay süreci çok uzun olduğu için bu da bir çözüm olmuyor. Dolayısıyla çok verimsiz bir süreçten geçiyor.
stok tutmanız gerekiyor. Bulduğunuz şeyleri, ham maddeleri, çipleri almanız gerekiyor. Bu ek maliyetler getiriyor. Etme sermayesini arttırıyor daha önce söylediğim gibi. Ama sonuçta yatırımlar yapılıyor. Mesela Samsung 3 milyar dolarlık bir yatırım yapıyor 5 yıl içinde Kore'de. TSMC yapıyor Tayvan'da. Amerika'da biliyorsunuz Intel yaptı yapıyor. Almanya'da. Yani ciddi bir yatırım var bu çip üretim fabrikalarıyla ilgili. Dolayısıyla bu bir rahatlama gelecektir 2023'te. Ama onun öncesinde açıkçası çok bir rahatlama beklemek gerçekçi olmaz diye düşünüyoruz. Şunu bile hani bu bir şey aslında bir kesit üyesi elektronik firması üretim yapmak yerine stondaki çipleri satmış. Çünkü çiplerin fiyatları da o kadar yükseldi ki kara borsa bulunamıyor. Ya demiş ben hani üretim yaparak bu kadar kazanamıyorum. Bu stoğu satayım. Bunu yapan firmalar bile var. Yani durumun vahameti açısından iyi bir örnek. Büyük firmalar, güçlü firmalar tabii bunu bir şekilde yönetiyorlar. Ama daha küçük, daha orta ölçekli firmalar, daha az çip kullanan firmaların orada ağırlığı daha az oluyor. Bu bir şeyi öğretti sonuçta dünyaya. Yani hani son teknolojinin bu gelişimiyle çip artık çok önemli bir girdi haline oluyor. Bu yüzden özellikle bu siyasi açıdan çok gergin bir dönem geçiriyor dünya. Herkes bunu biz kendimiz çözmeliyiz. Kendi içimizde kendimizde yeterli olmalıyız şeyiyle bir içgüdüsüyle yatırımlar yapmaya başladı. Dolayısıyla büyük ihtimalle de şey olacak. Yani bir süre sonra fazla gelecek bu kapasite. Bir rahatlama olacak. Belki çip fiyatları daha da düşecek. Ama işte bu herhalde bir yıllık bir süreç oldu. Evet Yaman Bey, şunu sormak istiyorum izninizle. Bir taraftan içeride de faizlerin özellikle krediye erişimde reel sektörün yüksek bulduğu ticari kredi faizlerinin yüksekliğinden söz ediliyor. Sizin bir hem ihracatçı hem de elektronik sektöründe olan bir üretici olarak finansman erişimle ilgili zorluklarınız var mı? Maliyetlerde artış görüyor musunuz? Tabii ki var. Yani biz hani karel olarak ilk defa bir krediyi döndürmekte bayağı bir bankayla konuşmamız gerekti ve bunu hani tesis üyesi tüm firmalardan da bu yönde geri beslemeler alıyoruz. Şimdi bir defa şunu demin de tekrarladım, unutmamak lazım. Eğer biz teknoloji üretip teknoloji ihraç edeceksek sonuçta bu katma değerli gelirlerimizi artırıp cari açığı azaltacaksak bu ürünlerin yazılım dışında bu ürünlerin büyük girdisi zaten yurt dışından geliyor. Dolayısıyla dövize endeksli. Bu yüzden bizim gibi firmalar, teknoloji firmaları dövize endeksli bir mali sistem içinde çalışmak zorunda. Bir takım emtia problemleri var, çip tedarikinde problemler var, üretimde bundan dolayı aksamalar oluyor, stok miktarımız artıyor. Dolayısıyla işletme sermayesi ihtiyacınız artıyor. Bu dönemde firmaların hem satışları düşüyor talepteki azalmadan dolayı, bir taraftan da işletme sermayesi gereksinimleri artıyor. Dolayısıyla kredi kullanma gereksinimleri artıyor ama biz krediye kolay erişemiyoruz ve eriştiğimiz zaman da çok bağlı erişiyoruz. Tamam, bir endişe var. Hani Türk lirası ucuz kredi alıp bunu dövize çevirmek sonuçta ekonomi için şu anda iyi bir şey değil. Biz doları dövizi kontrol altında tutmak istiyoruz. Ama sonuçta hani bunu yapan birkaç firma için gerçekten bu krediye, bu finans şeyine ihtiyacı olan firmaları bu duruma sokmak bence doğru değil. Bu çok sürdürülebilir bir durum da değil. Sonuçta bir takım firmaların kredileri geri döndüremedikleri zaman çok daha zor durumda kalacakları bir süreç yaşayabiliriz. Dolayısıyla burada yani bu çok önemli. Krediye erişimde bir problem olmaması lazım. Özellikle sanayi firmaları için, teknoloji üreten sanayi firmaları için. Yaman Bey, çok teşekkür ederim efendim katkınız için. Rica ederim. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Türk Elektronik Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yaman Tunaoğlu bizlerleydi. Sonuna geldik ama Ali Bey, bundan sonrasına ilişkin beyaz eşyada yeni zam, yani fiyatların çok yüksek olduğundan bahsettik. Yeni zam beklentiniz var mı? Almayı düşünenler ya da o araştırmada almayı erteleyenler için ne dersiniz? Şimdi beyaz eşyaya bakıldığında bu sene ortalama %40 civarında bir zam yapıldı. Ama bu sene gelen sene başından bu yana %40 mı zamlandı ürünler? Evet, ortalama. Ama şu var,
fabrikalarla görüştüğümüzde maliyetlerinin %100 olduğundan bahsettiler. %100 artış. Dolayısıyla %60 geriden geliyorlar. Ama bir zam yaptıklarında bunu birden yapamayacaklar. Böyle %10 gibi yaparak gelecekler. Öyle görünüyor. Ama bu bile bizim alım gücümüzü çok etkiliyor. O yüzden benim tüketicilerden ricam şu. İhtiyaçları olanlar hani bu fiyat artışının olacağını görmeleri gerekiyor. Dolayısıyla ne kadar erken alırlarsa o kadar avantajlı. Ya gerçekten bu konut bile fiyatlarına bakıldığında çok fazla arttı. Bizdeki artış o kadar yüksek değildi. Çünkü niye? Sonuçta Türkiye'de yıllık tüketilen bir 8,5 milyon adet bir büyük beyaz eşya satışı var. 4 tane üründen üretilen 3 tanesi ihracata gidiyor. Bir tanesi iç piyasaya gidiyor. Genelde ortalama böyle 1-2 puan oynayabiliyor ama buna çok dikkat etsinler. Özellikle evlenecek çiftler, yani çeyizlik mal satan bayi arkadaşlardan erkenden mallarını alsınlar. Çok teşekkürler Ali Bey. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Teşekkür Ali Yıldız bizlerleydi. Dayanıklı Tüketim ve Beyaz Eşya Perakendecileri Derneği Başkanı. Hemen araştırma bölümüne gideceğim. Sevgili Kutay, bu akşam da bizlerle sanayi sektöründen bilançolar var sanırım. Neler var gündeminde? Erdemir'in finansalları geldi. Erdemir tarafında açıklanan bilanço 6 milyar 639 milyonluk bir net dönem karını işaret etti. Ve bu açıklanan net dönem karı aslında piyasa beklentilerine paralel bir kara işaret ettiğini görüyoruz. Tabi Erdemir'in bilançosuna baktığımızda göze çarpan birkaç tane kalem var. Öncelikle bu kalemlerini hızlı bir şekilde aktarayım. Sonra bilançonun detaylarını paylaşmaya çalışayım. Bir, enerji maliyetlerinde satılan malın maliyeti içerisinde enerji maliyetlerinde artış görüldüğünü söyleyelim. Ton başına FAVÖK'te kısmi de olsa bir gerileme gerçekleşmiş durumda. Dolar bazlı ciroya baktığımızda orada %14'lük bir artış var 6 aylıklarda. Fakat TL bazlı bakarsak 2 katının üzerinde bir artışa işaret ettiğini görüyoruz. Hasılatın tabi burada temettüden dolayı, bu yıl ödenen temettüden dolayı net nakitten net borca geçildiğini görüyoruz. Satılan malın maliyetinde dediğim gibi enerji kaleminin etkisi var. Ham çelik üretimi grup bazında bakarsak grubun ham çelik üretimi tarafında da daralma görüldüğünü söyleyeyim. Şimdi dönüp bakarsak operasyonel göstergelerde 6 aylıkları kıyasladığımızda sıvı çelik üretiminde 6 aylıklarda %8.5'lik daralma var. Yassı mamül üretiminde %1.2'lik artış var. Uzun mamül üretiminde %18.6'lık artış var. Orada 479 bin tonluk bir üretim var. Yassı mamül satışlarına bakıyorum, %4.3'lük daralma var ton bazında, 3486 ton. Uzun mamül satışlarında ise %20'lik artış var. O tarafta da satışlarda %20.8'lik artışla satış miktarı 459 bin ton olarak uzun mamül satışı ön plana çıkıyor. Böylece net satışlarına bakarsak gelirlerde %36'lık artışla 4.3 milyar dolarlık bir net satış geliri elde edildi. FAVÖ'ye bakıyorum, %14'lük artış var 6 aylık kıyaslamalarda. 1 milyar 385 milyon olarak açıklandığını da söyleyeyim. Milyon dolar olduğunu da söyleyeyim. Dolar bazlı kâra bakarsak 827 milyon dolarlık bir kâr elde edildiğini gördüğümüzü hatırlatmış olalım. Tabi burada satış miktarları ton bazında baktığımızda bir önceki çeyreğe göre ve aynı zamanda geçen yılın aynı çeyreğine göre toplamda geri çekilme yaşandığını söyleyelim. Geçen yılın aynı çeyreğinde 2 milyon tonluk bir satış miktarı varken bir önceki çeyrekte 1 milyon 981 bin tonluk satış gerçekleşirken bu yıl 1 milyon 964 bin tonluk satış olduğunu söyleyelim. Üretim miktarlarına bakıyorum. Toplam üretim miktarı 2022 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %5 oranında artış gösterdiğini de söylemiş olalım. Burada sıcak mamullerde artış var. Aynı zamanda baktığımızda soğuk mamül tarafında da üretim miktarlarında artış olduğunu görmekteyiz. Sadece burada uzun mamüller tarafında geride kalan bir önceki çeyreğe göre daha düşük bir rakama ulaşılsa da geçen yılın aynı çeyreğine göre oradaki uzun mamül üretimlerinde artış olduğunu da hatırlatalım. Çeyreksel bazda dediğim gibi toplam üretimde %5'lik artış ön plana çıkıyor. Şirketin ham çelik kapasite kullanım oranına baktığımızda
ulaşılan rakam 6 aylıklarda %86'yı işaret ediyor. Bu rakam aslında baktığımızda 2017'den bu yana en düşük rakamı işaret etmekte. 2021 yılında %94, 2020 yılında %89'luk bir ham çelik kapasite kullanım oranı olduğunu da hatırlatmış olayım. Şimdi buradaki tabloda ihracat miktarlarını görüyoruz. Miktar bazında ihracat baktığımızda toplamda 237 bin ton olduğunu söyleyelim. Burada geçen çeyrekte 326 bin ton ihracat miktarı yaşanmıştı. Geçen yılın ikinci çeyreğinde ise 406 bin ton olmuştu. Burada baktığımızda toplam satış içerisinde ihracat miktarı ise %12'ye gerilediğini hatırlatalım. 6 aylıklarda 563 bin tonluk bir toplam ihracat miktarı gerçekleşirken orada da toplam satış içerisindeki payı %14.3 oldu. Geçen yıla göre baktığımızda da orada yine bir geri çekilme olduğunu hatırlatalım. FAVÖK ve net kar rakamlarına dönüp bakarsak burada net karı şirketin biraz önce paylaşmıştık. Net kar marjına bakarsak 6 aylıklarda %19.2 seviyesinde gerçekleşti. Geçen yılın 6 ayında %23.4 seviyesindeydi. İkinci çeyrek net kara bakarsak net kar marjı orada %19.2 ile bir önceki çeyreğe paralel bir tabloya işaret ettiğini söyleyelim. FAVÖK marjı bu çeyrekte %31.4, 6 aylıklarda FAVÖK marjı %32.2 olurken geçen yılın 6 aylığında FAVÖK marjı %38.3 seviyesinde gerçekleşmişti Erdemir tarafında. Tabi merak edilen en önemli başlıklardan biri Erdemir demişken ton başına FAVÖK rakamları. Ton başına FAVÖK dediğimiz gibi 418 seviyesindeyken şimdi 335 dolara gerilemişti bir önceki çeyrekte. Şimdiki çeyrekte 329 dolar seviyesinde olan 2022'nin ikinci çeyreğindeki ton başına FAVÖK rakamı. Mesela dönüp bakıyorum 2021 yılının ikinci çeyreğinde 336 dolardı. Yani hem geçen yılın aynı çeyreğine göre hem de bir önceki çeyreğe göre ton başına FAVÖK tarafında da geri çekilme yaşandığı ön plana çıkmakta. Şirketin tabii net nakit pozisyonu 2021 yılının Aralık ayında 518 milyon dolardı. Şimdi net nakit pozisyonu -733 milyon dolar seviyesine gerilemiş durumda. Burada 1.06 milyar dolarlık ödenen temettünün etkin olduğunu da hatırlatmış olayım. Yani genel tablo itibarıyla Erdemir tarafında açıklanan bilanço hemen rakamı da tekrarlamış olayım. 6 milyar 639 milyon TL net dönem karı açıklarken şirket piyasa beklentilerine paralel bir tablo çizdi. Dediğim gibi ton başına FAVÖK'te gerileme var. Enerji maliyetleri satılan malın içerisinde önemli bir şekilde arttığını görmekteyiz. Ciro tarafında hem TL hem dolar bazlı artışlar mevcut. Net borca geçmesinin en önemli sebebi net nakitten temettü ödemesi olduğunu da hatırlatmış olalım. Ham çelik tarafında da hem grubun üretiminde geri çekilme yaşandığını da söyleyelim Barış Hasan. Tayyip Koyak, çok teşekkürler. Araştırma bölümünden bize gelen bilançolardan öne çıkan sanayi sektörü şirketlerinkini anlattı. 21 ve 22'de buluşmak üzere.